Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Murat Aydınlıoğlu. Kendisi CJICM Lojistik Hizmetleri Türkiye Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 28 Kasım 1970 İstanbul doğumluyum. Doğma büyümeli İstanbul'dayım. Evliyim. İki çocuğum var. Aren ve Uras adında iki oğlum var. Ve lojistik sektöründe yaklaşık 36 yıldır hizmet vermekteyim. Oo, çok uzun bir süre, 36 yıl. Evet, İnanılmaz bir tecrübe, donanım var aslında şu anda yanımda. Murat Bey'in tecrübeleri ve tabii ki bunları seyircilerimize aktaracağız sırasıyla ama öncelikle umarım. Bu sektörü nasıl seçtiniz? Bu sektör aslında biraz rastlantı oldu. Bizim bu sektörde, denizcilik sektörü duayen bir akrabam var benim. Ben askerdeyken beni çağırdı. Ben aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi turizm sektöründen, turizm bölümünden mezunum. Fakat turizm yapmak istemedim. Döndüm, lojistiğe girdim. Çok dinamik bir iş olduğunu gördüm. Çok hareketli. Çünkü nakliye hiçbir zaman durmuyor. Savaşta da durmuyor, barışta da durmuyor, bayramda da, seyranda da durmuyor. Dolayısıyla çok hoşuma gitti ve rastlantı olarak yanında güvenilir insanlar istediği için bu sektöre başlamış oldum. Başlangıç, hala devam ediyorum. Bir daha da bırakmadınız, başka bir yöne de yönelmediniz. Yok, çünkü çok memnunum. Turizm yapmadığım için de çok pişman değilim. Çünkü dediğim gibi çok dinamik bir iş. Sürekli aktifsiniz. Pekala Murat Bey, bize verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz biraz? Lojistik dedik. Lojistik, şirketin yapılanması çok kısa bir bahsedeyim. CJ, uluslararası bir nakliye şirketi, Kore merkezli, Güney Kore merkezli. Bizimki de bir Türk firması, ikisinin ortaklığı sonucunda Türkiye'de kurulmuş bir şirket. Faaliyetlerimiz aslında bizim uluslararası taşımacılık, kısa bir, basit bir anlatımla. Ama bizimki biraz daha farklı, biraz daha butik işler yapıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir yerine aslında mal taşımacılığı. Ama bizim yapmış olduğumuz biraz daha farklı, şöyle ki ağır taşımacılık yapıyoruz. Gabire dışı mallar dediğimiz böyle 700-800 tonluk reaktörler, trafolar ve işte buna benzer malzemeler taşıyoruz. Yani bizim ufak tefek malzemeler değil, dediğim gibi proje yükü olarak adlandırdığımız malzemeleri taşıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine, örneğin sizin bir fabrikanız var. Hindistan'da diyelim, onu Türkiye'ye taşımak istiyorsunuz. O fabrikanızı anahtar teslim Türkiye'ye taşıyoruz. Ya da Türkiye'de bir enerji santraliniz var diyelim. Ki işte şu anda Türkiye'nin başlı bir büyük enerji firmalarının mallarını Özbekistan'a anahtar teslim hizmetlerini veriyoruz. Bütün trafoları, reaktör, her şeyi taşıması içinde dahil. Kısacası bu şekilde özetleyebilirim. Çok güzel. Çok da meşakkatli bir iş o zaman aslında, değil mi? Çok. Çok sorumluluğu meşakkat. Çok yüksek çünkü yani o kadar yoğun bir işte mutlaka aksaklıklar da oluyordur. Yani keyifli yönleri olduğu gibi tabii ki. Yani keyifli yönleri çok fazla ama aksaklık olmaması zaten mümkün değil. Çünkü bir hizmet sektöründeyiz. Çok doğru. Yani bugün bir restorana bile gittiğinizde garson tabağı getirirken düşürüyor. Olabiliyor. Ve bu tür sıkıntı oluyor ki biz tabak değil, biz 800 tonluk reaktör taşıyoruz. Tabii. Ve birçok ülkeden geçiyor. Sadece direkt gittiği de değil. Dolayısıyla stresli gerçekten. Çok stresli, çok yoğun. Ama bir o kadar da keyifli bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. Peki bu noktada siz meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Beni kişisel olarak meslektaşlarımdan ayıran en büyük özelliğin tecrübem olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu işe 87 senesinde direkt olarak mutfaktan başladım. Yani limana girdim. Limanda, Haydarpaşa Limanı'nda başladım. Bildiğiniz üstüme tulumu çektim. Elime kağıt kalemi aldım. Gemiye yüklenen konteynerlerin böyle puantörlüğünü yaptım. Yani ben mutfaktan başladım bu işe. Evet. Direkt olarak işte ben şuradan geldim, mezunum. Ben oturayım masada çalışayım gibi değil. Her işte olduğu gibi bu işte de ben mutfaktan başladığım için çok mutluyum. Ve A'sından Z'sine derler ya, hakikaten ben bu işte A'dan Z'ye kadar bildiğimi tahmin ediyorum. Bana öyle geliyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası, benim meslektaşlarımdan ayıran en büyük özelliğim benimki bence tecrübem. Evet, sahada bir fiil tecrübe etmiş sahadan olmanız. Başlayarak bu noktaya gelmiş olmam. Çok güzel. Rakiplerle aramız fark ne derseniz, orada da
şirketin finansal yapısı olarak söyleyebilirim. Kendi ekipmanlarını kullanmış olması, çalışmış olduğumuz onlarca ülkedeki ya da yüzlerce ülkedeki kendi yapılanmamız, kendi ofislerimiz, kendi elemanlarımızın olmuş olması, çok çok iyi bir mühendislik kadrosuna sahip olmuş olmamız. Biz bugün CGISM olarak şu anda Türkiye'de en büyük firmadan bir tanesiyiz. 1000 aksımız var bizim. Bütün hepsini kendi ekipmanlarımızla yapıyoruz. Ve bugün Türkiye'de bildiğiniz tüm, neredeyse tüm kalburüstü inşaat firmalarının da nakliyelerini, taşımalarını yapmış durumdayız. Hem Türkiye içinde olsun hem de yurt dışında olsun. Tabii ki. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve tebrik ediyoruz. Hiç kolay değil işiniz teşekkür gerçekten. Ederim. Çok sağ olun. Çok umarız sağ olun. Her şey gönlünüzce olur. Kazansız belasız derler i̇nşallah, ya. İnşallah. İnşallah. Biraz da geleceğe dair hedeflerinizden bahsedelim mi Murat Bey? Hem firmanızın hem sizin tabii ki hedefleriniz, planlarınız, vizyonunuzdan da. Valla şöyle, aslında çok basit bir anlatımla gelişmek, büyümek ve bu esnada kaliteden ödün vermemek. Bizim çok doğru. Bütün şeyimiz bu. Yani çünkü durmak olmuyor biliyorsunuz. Dünya çok artık hızlı ilerlemeye başladı. Özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle. Dolayısıyla ben öyle özetliyorum. Yani gelişmek, büyümek ama hiçbir zamanda, hiçbir aşamasında sonunda değil. O aşamada da hiçbir yerde kaliteden ödün vermemek. Dolayısıyla bizim ve benim de bireysel, yani kendi hayatımda, şahsi hayatımda da bir uygulamaya çalıştığım, iş yerinde de yapmaya çalıştığım o. Kaliteden ödün vermeden devamlı büyümek ve gelişmek. Çok güzel ve çok doğru bir bakış açısı aslında. Teşekkür ederim. Her sektörde de olması gereken. Aynen öyle. Bu yani aslında her meslek için geçerli. Aynen öyle. Kaliteden ödün vermeden o hizmette başarı zaten kendiliğinden gelmiş oluyor. Kesinlikle. İnanın biz firma olarak şöyleyiz, ben de öyleyim. Biz yapamayacağımız işi ve bir aşamasında kaliteden ödün vereceğimizi hissedersek biz o noktada kusura bakmayın bunu biz yapmıyoruz. Buyurun. Siz başkasıyla yapın, hatta şunlarla yapın da diyebilecek şeye sahibiz. Evet, bu özgüvene da farklılıklarımızdan biri oluyor. Evet, yani biz onu hani biz aman girelim, o işi de yapalım diye hiçbir zaman öyle bir hedefimiz olmadı. Önceliğimiz kalitemizi tutturmak. Evet, umarız en kısa zamanda büyüyerek tabii ki. İnşallah. Daha da büyüyerek, yelpazeyi genişleterek başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu mesleği kimler yapabilir peki Murat Bey? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Valla bu mesleği öncelikle dayanıklı kişiler yapabilirler, sabırlı insanlar yapabilirler. Beklemesini bilen ve sürekli dinamik olmaktan keyif alan insanlar yapabilirler. Aksi takdirde sinir, stres, sabırsız insanların yapabileceği pek meslek değil. Çünkü tekrar söylüyorum, sonuçta bir hizmet sektörü. Ve hizmet sektöründe olabilecek her türlü problemle her an karşılaşma riskiniz var ve karşılaşıyorsunuz da. Dolayısıyla o durumlarda hemen o risk kontrolünü, risk management'ını yapacak arkadaşlar bu meslekte bence çalışabilirler ve de büyük keyif alırlar. Çok doğru. Aslında biraz da öngörü şart değil mi? Hem öngörülü hem iletişim gücü kuvvetli, empati yeteneği kuvvetli. Kesinlikle. Hem kesinlikle. De sabırlı olmaları gerekiyor dediğiniz gibi. Kesinlikle empati, iş ve iletişim çok çok önemli bizim sektörde. Özellikle işler ters gittiği zaman müşterinizle nasıl konuşacaksınız, nasıl onu izah edeceksiniz ve nasıl doğruyu söyleyeceksiniz o çok önemli bir şey. Evet. Bizim sektörde yalan asla olmaması gereken bir şey. Kötü gidiyorsa bir şey kötü gidiyor deyip çözümü müşteriyle diyalogla bulmamız çok önemli. Çok doğru. Oradaki güven noktası zaten. Kesinlikle. Kalite dediğim de o zaten. Evet. Ve zaman kavramı da var tahmin ederim ki şu anda. Çünkü yurt dışı global bir sektör aslında. O yüzden dayanıklı ve sabırlı olan kişilerin daha çok tercih etmesi gereken bir meslek. Kesinlikle. Biz bir operasyonu, bir projeye başladığımız zaman o projenin devam etme süresi 1,5-2 seneye bulabiliyor. Değil mi? Ve bu 1,5-2 sene içerisinde karşılaştığınız problemler, o süreç içerisinde yaşadığınız gecikmeler, elinizde olsun olmasın. Evet. İşte yük gönderiyorsunuz yoldayken savaş patlıyor. Ne yapacaksınız? Her şey olabilir. Yani o anda hemen o riski ve stresi kontrol etmek çok çok önemli. Dolayısıyla bu aşama dediğiniz çok haklısınız. Evet. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür sizin, ediyorum. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda ve 30 küsur yıl dediniz. Evet. Bu çok önemli. Bu noktada
Şimdi ben size son olarak programın sonuna yaklaşırken bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii ve bu ki. Çok önemli. Bu seslenişiniz nacizane. Benim için tecrübelerinize dayanarak bunun çok önemli olacağını düşünüyorum. Seyircilerimizin arasında yeni mezunlar olabilir. Bu evet. mesleği tercih etmek isteyenler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Hı-hı. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle yeni mezun arkadaşları bir iki laf etmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Ben alaylıyım. Benim okuduğum, yani benim yaptığım zamanlarda lojistik sektörü yoktu. Şimdi Türkiye'nin birçok bilinen üniversitesinde lojistik bölümleri var. Oralardan mezun olan arkadaşlar da bizden daha şanslı çünkü onlar mektepli oluyor. Mezun olur olmaz ben hemen şu masaya oturayım, şurada bana bu pozisyonlar verilsin, bu maaşları alayım diye bakmasınlar. Onların avantajı şimdi hem alaylı hem mektepli olabilme avantajları var. Dolayısıyla okuldan mezun olduktan sonra sizlere tavsiyem arkadaşlar, gidin bir limana girin, limanda ya da bir gümrükçünün yanında çalışmaya başlayın. Limanlarda önce bir limanın tozunu alın, oralarda en azından bir 6 ay geçirin. İnanın ondan sonra çok çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Benim size naçizane tavsiyem budur diyorum. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çağırdığınız için, nazik davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Murat Aydınlıoğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.